Merhaba sevgili dostlarım. Hayalde kalan yaşam programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Pastör arkadaşım Ahmet Güvener'le birlikte hayata dair önemli sorunları sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Kutsal kitap bakış açısını sizlere iletmeye çalışıyoruz. Programımızla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi her zaman ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Bugün yine özel bir konuyla karşınızda olacağız. Dedikodu konusu. Bu konu biliyorum. Bazılarınızın sıkıntı duyduğu konu, acı çektiği konulardan bir tanesi. Haksızlığını haksızlığa uğradığınız kim bilir belki de tutkusu olduğunuz, alışkanlığınızın olduğu konulardan bir tanesi. Evet. Özellikle dikkatle bu programı dinlemenizi sizlere salık veriyorum. Öyle değil mi Ahmet kardeşim? Bu gerçekten bir hastalık olabilir. Özellikle bazı insanlar için bir Alışkanlık gibi bir uyuşturucu gibi bir alışkanlık gibi bağımlılık gibi bir şey olabilir dedikodu ama sonuçları etkileri çok kötü olabilir. Evet evet, evet. Kelam'ın kendisi de öyle söylüyor. Kelam da Süleyman öz 188'de diyor dedikodu tatlı lokma gibidir. Yani ilk önce tatlı lokma ilgisi. Bizde bir atasözü var evet. baldan tatlı dedikodu. Evet baldan tatlı. Ama tatlıdır ne diyor? diyor? İnsanın ta içine işler. Yani demek ki gelişiyor için içine işleyince ne yapacaksın onu sökmen lazım. Gerçekten çok zor bir kan şey, kanser gibi. Evet. Ama ilk etapta hoşuna gidiyor. Ama bunun ucu nereye varacağını kesinlikle kimse bilmiyor. Mesela düşün bir adamın e, tanıklığı belki gerçektir, belki de bir hikayedir insanların ders alabilmesi için. Ama yanında çalışan bir adam hı hı. E, işte işte işverene diyelim veya ot müdürü e, hakkında acayip bir dedikodu yapıyor. Dedikodu yapıyor. Sonra tabii ki her müdür de duyuyor. Herkes duyuyor. Ee, gelip müdürden af diliyor. Ee, özür diliyor. diyor Tamam ben seni bağışladım ama yarın bunun nasıl etkili olduğunu e, bilebilmen için yarın seni köy meydanında bekliyorum demiş. Tamam demiş. Gelmiş. Onu yukarı bir yere çıkarmış. E, yüksek bir binanın üzerine. Ve elinde de adam müdür bir e, yastık getirmiş. Yastık da kuş tüyünden. Ağzını açıyor. Diyor ki hadi bunu at bakayım diyor. Böyle serpiyor. Rüzgar her tarafa götürüyor. Diyor ki ben senin bağışlarım. Ama hmm. bunu telafi etmek lazım. O zaman sen bu tüyleri topla. ben bunu Nasıl toplayayım diyor. İşte dedikodu da budur. Sen nasıl bunu toplayamazsan. Şimdi bak sen söyledin. O kulaktan kulağa gitti ve benim hakkımda bir sürü insanlar yanlış bilgilere sahip. Nasıl bunu düzelteceksin? Mümkün değil. Yani yanlış bilgileri gerçekten e, tekrar yerine getirip Düzeltmek, düzeltmek yıllar sürüyor. Ama dedikodu bir anda hemen yayılıyor. Yani onun için ağzımızdan çıkan her bir söze kesinlikle sahip olmamız gerekiyor. Ve yine ikinci ayette mesela 16:8 yine Hı. Süleyman özdeyişleri. Yani bunun ciddiyetini kavramak için gerçekten Süleyman özdeyişleri Rabbin hikmetiyle yazılmıştır. Gerçekten çok önemli. Diyor huysuz kişi çekişmeyi körükler dedikoducu can dostları ayırır. Düşün adamın can dostları vardır ama şimdi imajı nasıl oldu? Ya biz bunu böyle bilmiyorduk diyen bir düşünce. Belki ilk etapta inanmayabilirler. Ama bir, iki, üç dedikodu gerçekten can dostları ayırır. Yani ailen... Bunun örnekleri yok değil. Bir sürü. E, toplumun içerisinde evet. karı koca ilişkisini bile ne kadar kötü etkilediğini e, kadın hakkında söylenen dedikodular, erkek hakkında söylenen dedikodular evliliği evliliği mahvedebilir, yok edebilir. Bir evet, evliliği. evet, evet, evet. E, Bu olmuyor değil, olmuyor değil oluyor aslında. Bütün bir aileyi, bir bütünlüğü, dostları birbirinden ayırıyor ve koparıyor ve bütün toplumu aslında zehirliyor. Bir virüs gibi, kanser gibi bulaşıyor. Çünkü dedikodu o baldan tatlıdır ya da az önceki az önceki senin okuduğun ayette içimize işlemesi gibi, tatlının içimize işlemesi gibi insanlar paylaştıkları zaman birbirleriyle başkasının sırlarını üçüncü kişilerin sırlarını dedikoduyu böyle tarif edebiliriz belki. Bizim olmayan, yani bizim işimiz olmayan, ilgilendirmeyen, ilgilendirmeyen üçüncü şahıslara ait bilgileri başkalarıyla paylaşmak evet. dedikodu 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 oluyor. Herkesin kendi sorumluluğu. Benim olayımla ilgili, benim hayatımla ilgili bir hikaye varsa, bir olay varsa bunu ben istersem insanlarla paylaşırım ya da yani Varsa insanlara bunu duyururum ama bir başkasının gidip benim özelimle ilgili hayatımla ilgili olarak özellikle olumsuz olumsuz olanı gidip başkalarıyla paylaşıyorsa o zaman bu dedikodu dedikodu anlamına geliyor. Eğer ben bunun üstüne gitmezsem o zaman bu beni aslında bir anlamda hasta hasta edebiliyor. Bazı kişiler öyle dedikoducu Evet işte diyor ki filan kişiye söyle. Bütün kayıd duysun evet, mesela. Yani gazeteye ilan evet. vermene gerek yok. Gerek Ama yok. Evet. Çok utanç verici bir imaj değil mi? Yani düşün, o insana kim güvenebilir? Kimse Yanına mi? geldiğin zaman sen normal konuşacağın şeyi bile konuşmazsın, yutarsın. Neden? Çünkü belki sen anlattığın doğru şeylerin üstüne de bir şey koyacak, başka bir şey anlatacak. Yani bu kesinlikle güvenmez. E şimdi güvenilmezse nasıl bir insan bu şekilde yaşar? Ama insanın içine işler diyor. Şimdi bir şey yedigin zaman o sana enerji verir. İçine işliyor. O enerji ne oluyor? Doğal olarak kesinlikle farklı insanlara anlatarak bunu harcıyorsun. Şimdi çok ilginçtir. Mesela vaizde der ki Allah her şeyi doğru yarattı ama insanlar karışıklık peşindedir. Şimdi konuşma kesinlikle konuşma doğal sosyal iletişim aracıdır. Allah'ın kendisi bunu yaratmıştır. Evet. O, eğer bunu yapmayabilirdi bize el kol işaretleriyle konuşmamızı da sağlayabilirdi ama bizim konuşmamızı sağladı. Şimdi bize acayip bir gizleri araştırma şeyi verdi. Kendisinde de o mükemmel bir şeydir. Yani gizleri yaratan odur. Bizim de keşfetmemizi istiyor. Yani bunu bize doğru bir şekilde verdi. Ama biz bunu karıştırıyoruz. Şimdi e, elçileri işleri 17. bölümde diyor ki <laughs> Allah'ın kendisi ülkeleri ve sınırlarını önceden belirledi. Öyle ki diyor el yordamıyla da olsunlar onu bulsunlar. Amaç nedir? Bize bu enerjiyi, bu gizi merak etme gücünü veriyor. Ne yapalım? Kendisini arayıp bulalım. Çünkü özgürlük buradadır. Ama biz bu gizli ne için kullanıyoruz? Bu gizleri araştırmak. İnsanın hayatlarını kurcalamak, hayatlarını. onların hayatlarının ne olduğunu bilmek için kullanırsak o zaman bu yanlış bir şey. Evet. Yani şimdi düşünün. E, sağlıklı program gerçekten ne yazık ki e, televizyonlarımızda yoktur. Çok izlenmiyor. 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 Kimse. Ama o, onun, o onu aldattı, bu bunu aldattı, bu bunun karısıyla'dır. İşte o onun aldattı deyince bütün, ya acayip reyting yapıyor. İnsanların dikkatini çekiyor. O zaman bizim orasıydı. değerlerimiz bununla da ölçülür. Yani şimdi gerçekten kusura bakmasınlar. Bizim değerimiz nedir? Neye önem veriyorsak odur. Eğer biz gerçekten insanların sağlığına, toplumun gelişmesine, e, gerçekten ekonominin daha ilerlemesine, yani insanların mükemmel bir paydaşlığına önem veriyorsak biz buyuz. Ama yok biz dedikodu haberlerini izliyorsak veya bunlar bizi heyecanlandırıyorsa o zaman bizim yürekimiz bununla tatmin oluyorsa biz buyuz. Aynı şeyi aynı şeyi kilise için de bir tehdit olarak görmek lazım. Kilisenin Tabii ki. içerisinde de bu konu dedikodu konusu büyük bir tehdit. Kilisede ailenin içerisinde tehdit, kilisenin içerisinde tehdit, toplumun içerisinde büyük bir tehdit. Bütünlüğe bir beden Mesih'in bedenine karşı işlenmiş suçlardan bir tanesi bu anlamda dedikodu. Çünkü bölücülük yapıyor. Evet. E, kıskançlık yaratıyor. Çekişme yaratıyor. Öyle değil mi? İnsanların önderlerin önderlere saygıyı azaltabilir. İnsanları, insanları hiç yapmadıkları şey için, insanları ya da yanlış yaptıkları şey için insanları çok zor durumda bırakabilir. O zaman bu açıdan da baktığım zaman kilisenin önündeki en büyük en büyük e, kirliliklerden onun kutsallığına zarar veren unsurlardan bir tanesi bir tanesi diye düşünüyorum dedikoduyu evet. gerçekten. Ben bir ayet daha okumak istiyorum. Yine Süleyman'ın özdeyişleri. Bu gerçekten Süleyman'ın özdeyişleri mükemmel bir şekilde bunun üzerine değiniyor. Ben herkesin okumasını isterim. Tevrat'tadır. Hı hı. Sevgi isteyen kişi suçları bağışlar. Olayı diline dolanansa can dostları ayırır. Diline doluyor. Yani bir, bir şey yok aslında ama nedir? Alışkanlık haline getirmiş. Baştan diyordu içine işler zaten bunu kendisi söyledi. Yine bir, yine aynı e, özdeyişlerde e, 11. bölüm 13. ayet, dedikoducu sır saklayamaz diyor. Oysa güvenilir insan sırdaş olur. Düşün. Sen güvenilir insan, sırdaş bir insan mı olmak istersin? Yoksa insanlar geldiklerinde gerçekten aman ha işte falanca geliyor, susun. Yani bu, yani düşünün her şeyi bitiriyor dedikoducu. Her şeyi, hani kendi hayatını önce bitiriyor toplumda önde gelen birkaç kişi düzenli olarak bir araya gelip toplumdaki şeyleri kendi aralarında tartışıyorlar. Müdür müdürler olayı. Evet. Seninkine benzer mi Evet Bilmiyorum. olabilir. Bir araya gelmişler kendi aralarındaki böyle arkadaşlık ediyorlar kendi kendince sıkılmışlar. Çünkü herkes bir şekilde diğerinin 200 lı olduğunu falan düşünmüş. Ya demişler neden bugün bir farklılık yapmıyoruz? Herkes dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde iç dünyasını artsın. E ne yapalım? Kimseye bildirmediğimiz şimdiye kadar yaptığımız bir kötülüğü, kimseye söylemediğimiz sırrımızı paylaşalım demişler. O zaman kim başlayacak? Filan kişi başlayacak tamam. İşte başlamış birisi demiş ki ya ben şirketin kasasından cebime işte götürüyorum oradan ama kimseye söylemiyorum bunu demiş. Diğeri de işte ben de aslında şöyle şöyle yapıyorum vergiden böyle yapıyorum da ama kimseye haberim yok. Bir tanesi demiş ki ben 3 ay önce bir kaçamak yaptım demiş. Başkası başka şeyler anlatmış. Sonunda bir tanesi de demiş, bir tanesi de demiş ki ya senin sırrın nedir? Sen bize söyle. Ya demiş ben de hiç sır tutamam. <laughs> <laughs> Düşünebiliyor musun öyle bir ortamda o Tabii, yandı, <laughs> onlar yandıranla evet. o insanların panik halini böyle gerçekten insanlara zarar veren bir şey ve bunun e, imanlılar için de e, riski var. E, ben ço çoğu zaman imanların Mesih'e inanan insanların da e, dedikodu hastalığına yakalanabileceklerini kendim şahitlik ettim gördüm. çeşitli bahanelerle daha ruhsal görünmek. Daha ruhsal görünerek ama birbirlerine yine aslında dedikoduculuk yaparak işte filan kişi için dua edelim çünkü o kişi böyle yaptı dün hmm. gece karısıyla kavga etmiş ya da kocasına şunu yapmış gibi ya da filan ki şu, şu filan kişi için dua edelim bak şöyle şöyle yapıyor gibi. Böyle şeyleri bir şekilde ruhsallık maskesi altında ya da ruhsallık kılıfının altında dedikodu gibi yaymaya çalışan kişiler olabiliyor ne yazık evet, ki. Evet, evet. Bu hastalık nasıl hastalıkla mücadele ediyorsak ve hastalık bizi zayıf düşürüp kötü duruma bırakıyorsa dedikoduyu da böyle görüp böyle kabul edip Tanrının bedenine karşı bir eylem olarak kabul edip çünkü bölücülük yaratıyor, çatışma yaratıyor, insanlar arasında kavgaya sebep oluyor, insanlar arasında dışlanmaya neden oluyor. Bu dolayısıyla da Mesih'in bedenine karşı çok açık bir şekilde işlenen bir eylem, zarar veren bir eylem. İnsanlar sonraları Tanrı'nın işi için emek harcayacağına, Tanrı'nın hizmeti için emek harcayacaklarına dedikodular yüzünden hizmetlere engel oluyor. Dedikodular yüzünden insanlar bunları temizlemek uğruna normalde başka şeylerle uğraşmaları gerekirken bunlarla uğraşmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla beden için direkt işlenmiş suçlardan, günahlardan bir tanesi ve bu yüzden de bence Tanrı'nın gözünde de cezalandırılacak şeylerden bir tanesi dedikoducu olduğumuz için dedikodu yaptığımız için cezalandırılacağız eğer böyle yapıyorsak. O yüzden kilisenin içerisine tutmamamız lazım. Kendimize sahip olmamız lazım. Ama istersen şimdi bir ara verelim. Evet. Aradan sonra özellikle çözüm konusuna hep birlikte değinelim. Evet, evet, evet. evet sevgili izleyicilerimiz, dostlarımız, şimdi hayalde kalan yaşam programına kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra bu konuyla dedikodu konusuna yeniden değineceğiz hep birlikte. Bu kitap sizin hikayeniz. Sizin bana anlattığınız olduğunuz hikayelerin kağıda yansımasıdır. Tekrar size hediye etmek istiyorum. Bana ulaşırsanız kesinlikle bunu size ulaştıracağım. Ve bu kitap hiçbir zaman kesinlikle olmayan olayları kaleme almadı. Ve kesinlikle acı olaylar ama bu acı olayların nasıl bir çözüme kavuştuğunu da sizler bu kitabı okuyarak göreceksiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Hayalde kalan yaşam programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranda gördüğünüz bilgiler aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Programımızla ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Hatta memnun oluruz böyle yapmanızdan. Evet şimdi programımıza tekrar geri dönüyoruz. Dedikodu konusunda konuşuyorduk hatırlarsanız aradan önce. Ahmet kardeşim dedikodu konusunda konuşuyorduk. Özellikle toplumu nasıl etkilediğinden, nasıl bir hastalık olduğundan, bize yerleşebileceğinden ee, ve eğer kendimize sahip çıkmazsak bulaşıcı olup başka insanlara da yayılacağından ve eğer durdurmazsak bütün bir bedene zarar verebileceğinden, bütün bir topluma zarar vereceğinden bahsettik. Bunlar önceki evet. bölümde. Şimdi bu bölümde de çözüme yönelik olarak neler yapabiliriz, dedikodu zehirini virüsünü nasıl kırabiliriz, nasıl durdurabiliriz bu konuda istersen izleyicilerimizle paylaşalım. Evet, Rabbin bir kere kendisi bundan gerçekten nefret ediyor. Yani Doğru. çok ilginçtir. Ee, Kelam yine Süleyman'ın özdeyişlerinde şunu söylüyor. Diyor ki akılsız bile susun, susarsa akıllı sayılır. Yani insanlar tarafından hı. öyle bir imaj oluşturulur. Ve yine diyor ki 2019'da e, 20 19'da özdeyişler dedikoducu sır saklayamaz. Bu nedenle ağzı gevşek olan arkadaşlık etme. Hı. Aslında dinleyen için <laughs> burada e, çok büyük bir sorumluluk var. Dinleyen için, konuşan kişi için değil, evet. özellikle duyan kişi çünkü, sorumlu bu konuda. Çünkü düşün, konuşan zaten bu işin içerisindedir ve gerçekten görmüyor. Hani ama dinleyen adam sanki öyle tepede her şeyi idrak edecek bir noktadadır. Dinleyen aslında bence kesinlikle yapandan daha çok büyük günah içerisindedir. Çünkü bulaşıcı ise evet. bu şey ki öyle o bulaşıcılığı dinleyen kişi aracılığıyla aktarılıyor. Evet. O da o da gidip başkalarına söyleyen kişi. O yüzden ona çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Çünkü e, alıyorsun ama bir anda veren kişi haline gelebiliyorsun. Çünkü duyuyorsun, aktaran kişi haline gelebiliyorsun. Eğer senden de geçerse, sana da işlerse o zaman senin aracılığına da başkalarına ulaşıyor. Orada durması lazım. Durdurmak lazım duyduğumuz zaman. Ama nasıl durduracağız? Birisi geldi mesela diyelim ki adı X olsun geldi bana Ahmet'le ilgili konuşuyor. Nasıl durduracağım onu? Şimdi şöyle bir şey. Mesela sen bir dakika yani sen Ahmet'le konuşuyorsun. Şimdi senden dedikodu etme etmek gibi bir durumu içerisine düşeceğiz. Ama kişi hemen buna itiraz ediyor. Şimdi Rabbin kendisi bunu ateş olarak görüyor. Yani ateş yanıyor artık. Dedikodu başlayınca kelam onu söylüyor. Diyor ki: "Odun bitince ateş söner." Bak, odun bitince ateş söner. Dedikoducu yok olunca kavga biter. İyicek. Nasıl yok olacak? Öldürecek miyiz? Hayır. Hayır. Ama Sus, canım benim yani bak bu günahtır. Şimdi niye sen beni günahına ortak ediyorsun? Şimdi ne yapacağız? Senin demek ki bu kişiden bir şikayetim var. Ama genelde diyorlar, "Hayır canım ben sadece sana danışmak istedim." Hayır danışmanlık değil bu. Danışmanlık olan kişi önce gitmiştir, kendisiyle konuşmuştur, problemi çözemediği için ya bana bir yol göster diye gelmiştir. Böyle de bir örnek var aslında, Tabii, kutsal 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 kitapta, matta, da, matta, 18 matta da, 10 sekrebin birisinin günahını gördünüz, evet, gidip kendisine söylüyorsunuz, Tabii. gidip başkalarına söylemiyorsunuz, Çok gidip ilginçtir Mehmet'e Mehmet'e söylemiyorsun, bak filanın günahı var diye, eğer o direkt kişiyle konuşuyorsun, kişi olumlu cevap vermezse günahına, tövbeyle karşılık vermezse, alçak gönüllülükle cevap vermezse, o zaman yanına gidip İki, başkalarını, saygın başkalarını ama. alır. Saygın, Tabii, saygın ama dedikodu yapmayacağım. Evet, böyle, Kelamdan okuyarım isterseniz. Evet. Matta 18. bölüm 15. Diyor, eğer kardeşin sana karşı günah işlerse ona git. Çok ilginçtir. Toplumda ne diyor? Günah işleyen insanın gitmesini istiyor. E Günah işleyen zaten o bilinçte değil ki. Diyor ki sana karşı günah işlemişse, sen kendini haklı görüyorsun, o zaman sen git diyor. Yani düşün, o kadar mükemmel bir alçakgönüllük bizden bekliyor. Diyor git, suçunu kendisine göster. Ben gelip de sana anlatmıyorum. Onun yanına gidiyorum ve suçunu kendisine gösteriyorum. Diyor ki, her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Bak bu çok önemli. Evet. Her şey yalnız ikinizin arasında kalsın. Yani dedikodu üçüncü bir şahısı kesinlikle içine katmıyorsun. Sen bir problem yaşadın. Bunu eşine de anlatamazsın. Bu, bu <laughs> benim aklıma farklı bir şey, farklı bir boyutunu da getiriyor işin. Oradaki ayette sana karşı günah işlerse diyor. Evet. Git onunla yüzleş. Evet. Başkasına karşı günah işlerse git onu, onları uyar diye söylemiyor. Özellikle bu şu anlama geliyor bence. Ee, tabii öbür boyutu da var. Kendisini koruyamayan birisi varsa. Eğer o zaman gidip o insanı korumak lazım. Tabii Zayıf ki. olanları ruhsal Tabii. olarak güçlü olanların koruması lazım. Ancak sana karşı bir günah varsa herkesin kendisine işlenen günah konusunda sorumluluğu, sorumlu olması gerekiyor. Evet. Ee, bazen içimize atıyoruz. Bazen gidip dedikodusunu yapıyoruz. Bazen insanlarla başka insanlarla konuşuyoruz ama bunu değil. Direkt bana bir sana bir zararım varsa bir şekilde o zaman dedikoduya engel olacak bir şekilde başkasına konuşmadan gelmen lazım bana demen lazım ki bak bana bunları bunları yaptın bu yanlıştı demen lazım çok ikimizin güzel arasında şey. kalacak bu tabi başkasına da gidip duyurmamak bir lazım. de uslu da Yaymamak çok lazım. önemli uslu da çok önemlidir mesela ben yüzde yüz haklı olarak kendimi görebilirim aman hangi uslupla geliyorum bu sen haksız yapabilir Tabii çünkü. yani Ustu ya bu. sen ne biçim insansın? İşte sen bana bunu yaptın hele bunu açıkla demek. Zaten bitti. Yani yüreğini tamamen ben kaplattırdım bir zırhla. Savunmaya geçeceksin ama şunu desem ya inan dün böyle bir olay yaşadık. Belki ben gerçekten fa farkına varmadan belki sizi de Öfkelendirdim veya o yanlış anladım belki bunun üzerinde biraz konuşabiliriz. O zaman sen benim bu tavırımı gördüğünde yanlış yaptığını kabul edebilirsin. Ama birden ben haklıyım gibisinden geldiğimde ben seni kazanmak için gelmiyorum. ...onun için burada sevgi isteyen kişi suçları bağışlar diyor bak. Evet. Yani sevgi isteyen kişi ben sevgi isteyerek sana gelmek ve bağışlamaya da hazır olarak gelmeliyim. Dedikoduyu kesiyorum bu. Kesiyorum evet. ve burada. İkinci adım var. Belki adam diyebilir. Ya kardeşim gittim söyledim, kabul etmedi ki. Alçak gönlü bir şekilde de gittim, kabul etmedi ama ikinci adımı nedir? Diyor, kardeşin seni dinlerse onu kazandın. İyi bir şey. Çok harika bir şey. Bir insanı kazanıyorsun. Az önceki sevgi konusunda evet. söylediğimiz gibi. Evet. evet, kazanıyorsun. Ama diyor, dinlemezse yanına bir ya da iki kişi daha al ki söylenen her şey iki ya da üç tanının sözüyle doğrulansın. Olgun insanların söz taşımayacağını bildiğin insanların yardımını dilersin. Saygın kişi derken onu kastediyor. Gidip Tabii. ilk önümüze gelen, ilk önümüze çıkan adamı gel şahitlik et filan filanla konuşacağım demek değil. Çünkü o da dedikodu dedikoduya. Tabii o da dedikodu bir anlamda gerçek anlamda olgunsuzluk, saygınsızlık. bizim evet. saygımızı başkalarının saygınlığını eritiyor, çözüyor. Saygın kişi aynı zamanda dedikodu yapmayacak kişi de. O zaman gidiyoruz onlarla, onları buluyoruz ve gidiyoruz. Kardeşimizin günahını yine onlarla birlikte kişiyi yüzleştiriyoruz bu konuda. Ama yine de sevgi, tavrımız sevgi, evet. o insanı kazanmak. Kazanmak amaç evet. kazanmaktır ve diyor ki ama dinlemezse diyor işte bu adım atacaksın. Ondan sonra onları da dinlemezse diyor durumu o zaman ihtiyarlara söyleyeceksin. İnanlar toplumun ihtiyarlarına söyleyeceksin. Onları da dinlemezse o zaman diyor ki onu terbiye için dışarıya koyacaksın. Yani bizim günahın kesinlikle kendisini dışarı koyma gibi bir şey bir ayrıcalığımız vardır. Ama dedikodu yapıp günahı içeriye almak olursa önce yuvanı dağıtırsın. Sonra Güzel. bulunduğun topluluğu dağıtırsın ve saygın olmayan bir ortamın içerisinde kendini bulursun. Şimdi bu konu çok önemli. Bizler Kendimizi olgun sayan imanlar olarak, kendimizi nerede sayarsak sayalım her şeyden önce ama özellikle de olgun sayan imanlar isek, birilerinin birileri hakkında dedikodu yaptığını görüyor isek, bizim dışımızda iki üç kişinin birbiriyle konuştuğunu fark ediyor isek, bunu kesinlikle durdurmamız lazım. Çözene kadar da üstüne gitmemiz üstüne lazım. Üstüne gitmemiz lazım. Mesela insanlar bundan tövbe etmeliler. Tövbe derken yine dindar kelimelerden bir tanesini kullanarak yani ne kadar dindarız mesajı vermek istemiyoruz. Hayır, hayır, mesaj hayır, o doğru değil. Ulandır. Mesaj mesaj insanların düzelmesi lazım. Bu kadar zehirli ve kötü bir şeyse bunu durdurmamız lazım. 2-3 kişi ben dahil değilim konuşmanın içerisinde ama fark ediyorum kendi aralarında Birileri konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ya da duyuyorum <laughs> üçüncü bir kişiden bana geliyorlar diyorlar ki işte filan filan hakkında konuşuyorlar kendi aralarında. O zaman gidiyorum ve onlara diyorum ki yine üslubum çok önemli. Üslubum insanları yargılamak, onları yerin dibine sokmak değil. Evet. Üslubum insanları kazanmak. Kaybetmeye değil, yok etmeye değil, onları kazanmaya ve yaşam vermeye çalışıyoruz. Evet, öğretmeye de çalışıyoruz evet. o konuda. O zaman diyorum onlara, diyor gidip diyorum ki bakın arkadaşlar, bakın kardeşlerim, bu yaptığınız dedikodu, bu yaptığınız kardeşin saygınlığına, kardeşin olgunluğuna bir bir saygısızlık. Lütfen bu konuda gidip hem... Kendi aranızda bu konuşmayı bitirin, başka insanlara söylemeyin. Hem de gidip sorunuzu direkt o kişiyle çözün ve bunun içinde Rabb'in önünde tövbe edin ve Rab'den özür dileyin bu konuda bir daha tekrar etmeyin demem lazım. Evet Eğer olgun ama bunu görmemezlikten geliyorsam bu büyük bir sorun. Evet yayılacak. Evet, bu büyük bir sorun. Bence kilisedeki en büyük sorunlardan bir tanesi de bu olabilir başkaları konuşuyorsa, başkaları hakkında konuşuyorlarsa bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı, dedikodu konusunda asla ve asla olmaz. Çünkü mutlaka dönecektir ve sizi de bulacaktır. Çünkü bir canavar gibi bulaşacak evet. ve saldıracak kimse bulamadığı zaman en temiz adama gelip yine bir çamur sıçratmayı düşünecektir. Sizin sorumluluğunuz onu hemen oradan kesmek ve atmak olmalıdır. Evet. Amaç eğer iyi, iyi niyetse Evet. Ben ya konuştum işte adamın hatasını gösterdim. Eğer amaç iyi niyetlese kesinlikle muhatabını bulursun. Evet. Muhatabını bulamazsan o zaman kesinlikle dedikodudur. Ve Allah'ın kendisi diyor ki düşün dedikoduyu bırak. Ağzınızdan çıkan her boş söz için yargı günü hesap vereceksiniz. Evet. Dedikoduyu evet. bırak. E dedikoduyu da acayip bir şekilde yargılayacaktır. Evet. Bir topluma gidiyoruz. İnsanlar dedikodu yapıyorlar. Orada durmayın. Evet. ...bir diyelim ki kadın grubuna gidiyorsunuz... ...fark etmez imanlı veya imansız... ...siz görüyorsunuz, duyuyorsunuz... ...uyarın... ...eğer kimse sizi dinlemiyorsa... ...çıkın gidin bir daha katılmayın... ...çünkü siz size hiçbir şey vermeyecek orası... ...bir de çok ilginçtir... Evet. ...en saygı duyulan o şahıstır... ...herkes ona saygı duyar... Evet. ...orayı terk etmiştir, neden dedikodu yüzünden... Evet. ...ve dedikodu yapan insanlar... ...ne kadar birbirlerine yaklaştığını hissetseler bile... ...aslında korkuyorlar bibl'den korkuyorlar. Ama şunu da yapmasınlar. Dışarı çıkıp tekrar ben oraya gitmedim çünkü dedikodu yapıyorlardı Yok mi? yani o bence onu <laughs> e, terk eden orayı onu bence yap onu yapmaz. Olgundur gerçekten e, doğru olanı yapmıştır ve onların yüreklerini de yargılamıştır. Ben evet. inanıyorum ki çok doğru bir şey yapıyor. Evet, evet. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün pastor arkadaşım Ahmet ile birlikte özel bir konuda sizlerin karşısında olduk. Dedikodu konusuna değindik. Dedikodu ne yazık ki bir zehir sizi yok edebilir, çevrenizdeki insanları yok edebilir. Onların saygınlıklarına, onların onların hizmetlerine köstek olabilir ve yok edebilir. Dolayısıyla bunu ne bizde, kendimizde tutmamız lazım ne de çevremizde olmasına izin vermemiz lazım. Sizi bununla teşvik etmek istiyoruz bugün. Eğer yüreğinizde pak ve temizseniz Rab size destek olacaktır ve güç Abi. verecektir. Yalnız kalsanız bile dedikoduculara karşı olduğunuz için Rab sizin yüreğinize esenlik ve sevinç verecektir ve zaferin geldiğini, temizliğin ve doğrunun egemen olduğunu göreceksiniz. Siz kendinizi kirlilikten uzak tutar, tutarsanız. Evet Rabbimiz İsa Mesih size, ailenize sevinç ve esenlik versin, bol bol bereketlesin diye dua ediyoruz. Ve tekrar buluşuncaya kadar hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Merhaba dostlarım, ben Ali Kalkandelen. Arkadaşım Pastör Ahmet Güvener'le birlikte Hayalde Kalan Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Programımızda bazı zor konulara değindiğimizi biliyorum. Bu zor konular sırasında yüreğinizde bazı hislerin açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki birisiyle konuşmak isteyebilir veya birisinin size dua etmesini isteyebilirsiniz. Bizimle haberleşin. Bize yazın bize telefon edin. Sizinle birlikte olacağız, sizinle dua edeceğiz ve sizinle konuşacağız. Hoşçakalın.